Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fondri markasının akıllı hayvan besleyicisi ürünüyle birlikteyiz. Bu ürünü yaklaşık bir ay yakındır kullanıyorum ve oğlumla birlikte gerçekten çok memnun kaldık. Nedeni şöyle hem üzerinden bir ses kaydı yapabiliyorsunuz. Mesela vay hadi gel maman hazır diyebiliyorum. Bunu kaydedip sisteme yani ürünün kendi içerisini yüklüyorum ve her mama verdiğimde dışarıdayken veya işte burada oturuyorum hani mama vermeye üşeniyorsunuz vesaire direkt mama ver yem ver bölümüne tıkladığınızda bu direkt mama vermeye başlıyor haznesinden döküyor ve içine de kaydettiğimiz o işte vay gel mama al gibi böyle hani her şeyi kaydettiğimiz ve o kayıtları da kendi hoparlörü sayesinde çocuklarımız duyabiliyor. Yani hem kediniz varsa hem köpeğiniz varsa rahat bir şekilde duyabiliyorlar. ben baya böyle mama dolduruyorum bu tarafına ve içi gerçekten çok geniş zaten sürekli böyle detay çekimleri paylaşmaya çalıştım sizlere ki ürünün nasıl olduğunu sizler de görebilin diye memnun kalabileceğiniz bir ürün benim için tek dezavantajı bu kasenin birazcık küçük oluyor olması ama tabii bunu hem köpek hem de kediler kullanabiliyor bizimki çok fazla yemek tükettiği için ve çok fazla spor yaptığımız için dışarıda benim ona karşı ürünlerim biraz daha fazla oluyor hani dışarıdayken bile kullanabiliyorsunuz rahatlıkla 12 porsiyon o kadar da mama verebiliyorsunuz 12 porsiyon işte bir porsiyon belki 10 gram hani sallıyorum bunları ölçebilirsiniz siz kendiniz gramaja göre mama veriyorsanız kedinize ve köpeğinize ama işte 12 porsiyona kadar bundan mama verebiliyorsunuz Yen ver bölüm tıkladığınızda kendi haznesinden aşağıya boşaltmaya başlıyor bunda bir planlama yapabiliyorsunuz haftanın her gününe işte şu saatte mama versin planı da yapabiliyorsunuz bu da gerçekten güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim sizlere yani haftada diyelim ki pazartesiden pazara kadar ayarlı her sabah 8'de işe gidiyorsunuz ama oğlunuz veya kızınız direkt böyle saat 9'da 10'da yemesini istiyorsunuz. Buna 10'da mama ver diyorsunuz ve porsiyonunu seçiyorsunuz. Saat 10'da her gün mamasını veriyor. Tabi bunu iki senaryoya da ayarlayabilirsiniz. Sabah, öyle akşam da olabilir. Evet onlarda da bir senaryo daha oluşturuyorsunuz. Öğlen saatini seçiyorsunuz. Akşam saatini seçiyorsunuz. Her senaryoda tabii ki de farklılıklar var. Ve işte sabah 10'da ver, öğlen 2'de ver, atıyorum akşam 8'de ver gibi birçok şey yapabiliyorsunuz. Bunu genelde kedi sahipleri kullanıyor. Ben de köpeğim için kullanıyorum oğlumla böyle bazen dışarıda olduğumda aç kalmaması için ya da işte hani ben gelene kadar beklemesin en azından o da özgür bir şekilde rahatlıkla yemeğini yesin diye. Gerçekten ürünün yapısı güzel. Malzeme kalitesine baktığımızda dışı çok çok iyi üretilmiş ve ön kısmında bir play butonu bulunuyor ve play butonuna bastığınızda direkt o kaydetmiş olduğunuz sesi buradan verebiliyorsunuz. Bir tane red tuşu var. Red tuşu da basılı tuttuğunuzda ne konuşursa onu kaydediyor. En üst kısımda da ürünün mama verme bölümü bulunuyor. Direkt manuel olarak öndeki en üstteki tuşa bastığınızda mama otomatikman bir porsiyon veriyor. Bir daha bastığınızda bir porsiyon böyle böyle verebiliyor. Ve onun bir üstünde de mavi led ışığı bulunuyor. Burada da ürünün açık olup olmadığı yazıyor. Bu ürünün en büyük avantajı şu. Diyelim ki elektriklerimiz kesildi. Ve bu sayede ürün pilli olduğu için çalışabiliyor. Ve alttan pil taktığınızda ürüne rahatlıkla elektrikle kesilse pilden gücünü alıp işlemini sağlayabiliyorsunuz biliyor Şöyle göstermek istiyorum. Üst kapağımız kilitli ve bu şekilde açılıyor. Buradan mamalarınızı içine döküyorsunuz ve döktükten sonra direkt bu şekilde oturtturduktan sonra da böyle kilitliyorsunuz ve herhangi bir şekilde daha açılma vesaire yapmıyor. Kolay bir şekilde bu plastiğini yıkayabilirsiniz. Mama kabını yıkayabilirsiniz ama içine su değmesini çok önermiyorum. Hatta bilmiyorum da sakın sakın su değdirmeyin içerisine. Belki nemli bir bezle şu etrafını silip temizleyebilirsiniz. Ürünün alt kısmında bir de açma kapama butonu bulunuyor. En alt kısımda onu kapattığınızda hiçbir şekilde fişe de takılı olsa elektrik almıyor. Fakat açtığınızda prize arkadan taktığınızda güç girişini ürün güç alıyor ve prizli bir şekilde çalışıyor. Güzel bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca prize takmadan da piliyle birlikte harici batarya olarak bu ürünü kullanabilirsiniz. Geldik ürünümüzün kurulumuna. Öncelikle Fondi wi uygulamasını indiriyoruz. Ve indirdikten sonra kayıt oluyoruz uygulamamıza ve sonrasında arayüz açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bende diğer ürünleri de var ve uygulamamda kayıtlı. Sağ üst bölümden cihaz ekle diyoruz. Bluetooth'umuz da bu arada açık olması gerekiyor. Ve en alt diğerleri kısmına tıkladığımızda burada evcil hayvan besleyicisi yazıyor. Direkt buna tıklıyoruz zaten. Burada Wi-Fi parolamızı giriyoruz. Wi-Fi parolamızı girdikten sonra burada cihazımızın bilgileri yazıyor. Cihazı fişe takın ve üzerindeki mavi tuşun yanıp söndüğüne bakın diyor. Ben de şu anda yanıyor ve ileri dedim. Buradaki seçeneği tıklıyorum. LED ışık sürekli yanıp sönüyor diye bildirim veriyor mu diyor. Evet dedim. Ve ileri dedikten sonra zaten uygulama direkt gördüğünüz gibi burada kurulumuna başladı. Bluetooth'unuz açık ve Wi-Fi'nize bağlı olduğu sürece hemen kurulum işlemini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bir kurulsun. Zaten böyle yaklaşık 15-20 saniye kadar sürüyor. Gördüğünüz gibi kuruldu. Bitti diyorum. Ve uygulamanın kendi arayüzü açılıyor. Hemen açılsın. Bu arada bu telefon eski bir telefon olduğu için biraz arayüzü yavaş. Şimdi burada zamanlayıcı ayarlayabiliyorsunuz. Öğün planlaması yapabiliyorsunuz ve burada kaç porsiyon vereceğinizle ilgili Gördüğünüz gibi numaralar bulunuyor. Bunlar da gramajına göre kendiniz hesaplayıp ayarlayabiliyorsunuz. En fazla 12 porsiyon verebiliyorsunuz ve yem ver dediğinizde direkt yemi veriyor. Burada da geçmiş yani vermiş olduğunuz yemleri gösteriyor. Mesela ben daha öncesinde test ettiğim için uygulamaya da aynı numaram üzerinden kayıtlı olduğum için gözüküyor ve burada da yem zamanlayıcısı bulunuyor. Yani evde yoksunuz, iştesiniz bir zamanlama ekleyerek işte diyorsunuz ki sallıyorum her günü seçerek buradan her gün işte saat 1'de ve akşam 8'de yemek versin gibi buradan porsiyonları ayarlayarak zamanlayıcı yapabiliyorsunuz. Burada da porsiyon seçimi bulunuyor. Mesela 6 porsiyon diyelim ve 6 porsiyonu seçtikten sonra buradan da saatimizi seçiyoruz ve okey dedikten sonra bu her saatte mama vermeye başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi tik açık veya bunu her gün değil farklı günlerde de yapabilirsiniz. Şimdilik ben bu tiki kapatıyorum ki çalışmasın. Çünkü ben bunu aktif olarak kullanıyorum. Zaten uygulamanın arayüzü bu şekilde farklı bir şey yok. Tekrardan buradan uygulamaya bakabilirsiniz. Fondry wi uygulaması zaten açıklamaya da linkini bıraktım. Oradan hem App Store hem de Google Play'den indirebileceksiniz. Bu üründe senaryolar oluşturabilmek ve online'dan yani uzaktan kontrol edebilmek en büyük avantajlarımızdan bir tanesi ve pille çalışıyor olması da dediğim gibi en büyük avantajından bir tanesi oluyor. Ve ürün de hani böyle kırılabilecek bir malzeme yapısı yok. Yani sert bir plastikten üretilmiş. ABS bir plastik sanırım. Ama gerçekten böyle ağırlığı da iyi bir ağırlıkta. Gördüğünüz gibi rahatlıkla böyle içerisine benim tahminimce 3 kilo ya da 4 kilo mama sığabilir diye düşünüyorum. Çünkü iç haznesi de zaten dolduruyor alt kısmına. Şu kadar daha bir boşluk var oraya da koyabiliyorsunuz mama. Tahminimce 3 kilo içerisine alabilir. E bu 3 kilo da zaten size belki 3-4 gün yetiyordur. Hani nasıl beslediğinize göre değişir tabii ama... en. En azından sürekli böyle manuel olarak mama koymakla uğraşmıyorsunuz. Telefonunuzu açtıktan sonra mesela ben şu anda yem ver bölümüne bastım ve şu anda yem vermeye başlıyor ve stabil bir şekilde çalışıyor. Yani siz yem ver dediğinizde ne kadar uzakta olursanız olun anında yem vermeye başlıyor ve takılma donma yapmıyor. Uygulaması ile birlikte stabil bir şekilde çalışıyor ki ben Fonren'in şu anda işte akıllı prizi olsun, akıllı kapı zili olsun, alarm seti olsun bunları da kullanıyorum. Ve uygulamaya hepsini entegre ettiğimde bile hiçbir problem yaşamıyorum. Bu akıllı hayvan besleyicisi üründe ne kadar internetiniz kötü olursa olsun problem yaşamadan kullanabileceğiniz bir ürün. Benim ürünle ilgili anlatabileceklerim biraz daha kullanıcı yorumuyla ilgiliydi. Teknik detaylardan bahsedip sizleri sıkmak istemiyorum ama zaten yanıma teknik detaylarını da ekledim görsel olarak. Sormak istediğiniz sorular olursa Instagram ve YouTube kanalımdan bu videonun altına istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.